Evet, lens devam edebiliriz. Faraday yasasını görmüştük. Manyetik alanlardan elektrik alanının oluşması. Şimdi Faraday öncü çalışmalar yaptı. Bu sefer lens bu manyetik alanın değişiminden dolayı ne görmüştük? Elektrik alan oluşuyordu veya akım oluşuyordu. Elektrik alan demeyelim daha. Elektrik alanı birazdan değineceğiz. Bir devrede eğer dışarıdan bir mıknatıs yaklaştırıyorsak, yani o devrenin civarında akımı, manyetik alanı değiştiriyorsak bir akım oluşuyordu. Buna indüklenen akım diyorduk. Şimdi lens bu indüklenen akımın yönünün ne olacağını bulmak için çalışmalar yaptı. Lenz yasası şu: bu indüklenen akımın yönü, i indüklenen diyelim şöyle, i. Dışarıdaki manyetik alan etkisini azaltacak yöndedir. Dış etkiyi azaltacak yönde. Veya azaltacak yönde diye yazalım. Yani dışarıdan mıknatıs yaklaştırdınız. O devrenizde bir manyetik alan dışarıdan etki ettirdiniz. Oluşacak, kendiliğinden ortaya çıkacak bu akım bu dışarıdaki manyetik alanı yok edecek yöndedir. Yani şöyle, mesela bir tel halkanız var, iletken. Duruyor, hiçbir akım yok. Pil mil bağlı değil, zaten akım oluşmasını beklemeyiz. Şimdi buna dışarıdan bir NS kutbunu böyle tutarak mıknatısı yaklaştırdığımız düşünelim. Şimdi çok uzaklarda mıknatıs. Yaklaştırdık. N kutbundan böyle manyetik alan çizgileri dışarı çıkıyor, değil mi? Bunu işte bu çerçeveye yaklaştırdıkça çerçevenin içinden bu manyetik alan çizgileri geçecek, değil mi? Böyle. İşte bu çerçevenin içinde bir manyetik alan değişimi gözlemiş olacağız. Bunu ne kadar yaklaştırırsak, hareket ettirdikçe içerideki geçen çizgilerin şiddeti de artacak. Burada bir akım oluşacak telde. Nasıl oluşacak? Bu alanı yok etmeye çalışan bir akım oluşacak. Şimdi araba frene basınca öne gidiyoruz. Niye? Mevcut durumumuzu korumak istiyoruz. Eylemsizlik yasası. Ona benzer aklınızda kalabilir. Şimdi bu tel halka diyor ki, bu tel halka, benim manyetik alanla falan işim yoktu. Bana dışarıdan bir etki yapıp içimden böyle yukarıdan aşağı bir manyetik alan geçirdiler. Bunun olmaması lazım deyip yukarı yönlü bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Tamam mı? Yukarı yönlü manyetik alan oluşturarak kendi içinden geçen bu siyah okları yok etmeye çalışacak. Bunun yolu da sağ el kuralıyla bu manyetik alan nasıl oluştururuz? Dört parmağımızı telde kıvırırsak baş parmağımız yukarıyı gösterecek şekilde bir akım oluşacak. O zaman akımımızın böyle olması lazım, değil mi? Şimdi bakın, dört parmağınızı böyle kıvırın. Baş parmağınızı açın, yukarı gösterir. O zaman yönü ne oldu bakın? Dış etkiyi azaltacak yönde bir akım oluştu. İndüksiyon akımı. Saat yönünün tersinde. Bu mıknatısı aşağı hareket ettirdikçe bu manyetik alan çizgileri artacağı için bu alanın da şiddeti artması lazım. O zaman akımımızın değeri büyür. Tamam mı? Güney kutbunu yaklaştırsaydık, aynı şekli bir daha çizelim şuraya. Mıknatısın bu sefer SN kutbunu bu şekilde yaklaştıracak olalım halkamıza. Bu sefer S'deki çizgiler nasıl? Kendine doğru. Pardon. Yani bu sefer halkamızın altından yukarı doğru bir manyetik alan var. Ama halka ne diyecek? Benim içimden geçen bir herhangi manyetik alan yoktu. Bunları yok etmem lazım benim. Aşağı doğru bir manyetik alan üretmeye çalışacak. Bunu yapmanın da yolu bu sefer akımı bu tarafa doğru dolaştırmak. Bu indüksiyonla oluşan akım iki durumda da. Tamam, şimdi sağ elinizi bu tarafa doğru böyle kıvırırsanız baş parmak aşağı göstermiş olur, değil mi? Sağ elin dört parmağını bu şekilde kıvırırsanız manyetik alan aşağı olur. Yani istediğimiz manyetik alanı oluşturmuş oluruz. O zaman akımımız bu sefer saat yönündeymiş deriz. Yani işte tel halkamızın içinden geçen akının değişimi, manyetik alan çizgilerinin değişimi
Demek ki devrede bir o manyetik akıyı şey yapacak yönde etkisini ilk haline getirecek şekilde bir akım oluşuyor. Karışık cümleyi tekrar açıyorum. Şimdi şu algı olmasın. Her zaman dışarıdaki manyetik akıyı alanın çizgisini yok edecek zıt yönde oluşmaz bu. Manyetik mavi çizgiler. Yani bakın N kutbunu yaklaştırdım. N kutbunun kendi dışarıdaki etkisi olarak kendi manyetik alan çizgileri siyahla aşağı doğru değil mi? Bizim akımımız mavi alanları oluşturacak şekilde ortaya çıktı. Yani tam zıt yönde. S kutbuna bakarsak aynı şekilde. Bu sefer bizim akımımız bu siyah okları yine yok edecek şekilde onlar yukarı olduğu için maviler aşağı olacak şekilde oluştu. Ama bu genel bir kural değil. Yani her zaman indüksiyonla oluşan akım dış manyetik alanın zıt yönde manyetik alan oluşturmaz. Şu örnekle görelim onu da. Yine telimiz var. Yine NS kutbunu duruyor burada. Yani şöyle çizgilerini gönderiyor halkanın içine. Şimdi bunu uzaklaştırdığımızı düşünelim. Burada ikisini de yukarıdaki şekillerde bu mıknatısı yaklaştırıyorduk. Şimdi mıknatısı uzaklaştıralım. Yani böyle duruyordu. 1-2 saattir duruyor. Artık tel alıştı. Diyor ki benim içimde bir kabul ediyorum artık. Manyetik alan var. Duruyor burada. Onun için bir anlık oluşan indüksiyon akımı da kesildi. Bu artık hayatını böyle devam ettiriyor. Yani onun için olağan durum artık halkanın içinden aşağı doğru manyetik alanların geçmesi. Şimdi biz mıknatısı uzaklaştıralım bu sefer yukarı doğru. Ne olacak? Tel halkanın içinden geçen çizgi sayısı, yani manyetik alanın şiddeti, yani manyetik akı, değil mi? Özetle nihayetinde bu çizgilerin işte siyah çizgilerin sayısı azalacak. Değil mi? Akı azalacak. O zaman da ne diyecek bu sefer bu halka? Ya benim içimde bir manyetik alan vardı. Bu azalmaya başladı. Ben bunu mevcut durumumu korumak için ben bunları arttırmam lazım. O zaman kendi de bunu destekleyici yönde çünkü azalmaya başladı bu siyah okların sayısı takviye ediyor. O zaman aşağı yönlü bir manyetik alan oluşturacak. Bunu da oluşturmanın yolu yine indüksiyon akımının böyle saat yönünde olması. Yani kutbun yönü önemli değil. Yukarıda da N kutbu, aşağıda da N kutbu yakın olan taraf. Kutbun yönü önemli olduğu gibi bu mıknatısın hangi yönde hareket ettiği de akımı tamamen yönünü etkiliyor gördüğünüz gibi. S kutbundaki durumu inceleyelim. Bu böyle kendine doğru değil mi? Halkanın içinden manyetik alan çizgileri geçiriyordu. Böyle durdu. Artık halkamız buna alıştı. Şimdi bu mıknatısı yukarı hareket ettirelim, uzaklaştıralım. Ne olacak? İçeriden geçen çizgi sayısı azaldı. Ama herkes yakın geçmişteki mevcut durumunu korumak ister. Yani içimdeki manyetik alan çizgi sayısı 4 ise ben 4'ü korumak istiyorum diyor. Oysa biz uzaklaştırdıkça bu mıknatısı bu 4'ün miktarı azalacak. 3, 2, 1, 0 olacak. Onun için bu hemen acil eylem planı 4, 3'e düştü mü hemen bir tane ekliyor. 4, 3, 2'ye düştü mü bir tane daha ekliyor. 2, 1'e düştü mü bir tane daha ekliyor. 1, 0'a düştü mü bir tane daha ekliyor. Ama yukarı yönlü takviye yapıyor değil mi? Yukarı yönlü bir manyetik alan oluşturmak için de sağ el kuralına göre indüksiyon akımımızın böyle saatin tersi oluşması lazım. Yani özetle her zaman mevcut durumunu korumak isteyecek tel halkamız. Ona göre akımını oluşturacak. Aynı işte fren yapan arabada, gaz yapan arabada olduğu gibi. Değil mi? Araba belli bir süratle gidiyorken 1-2 dakikadır aynı hızla, aynı süratle gidiyorken frene bastığı anda o anda öne gideriz, değil mi? Frene bastığı anda öne gideriz. Fren süresince tekrar tekrar öne gitmek istemeyiz. Bir anlık o oluşuyor. Burada da mıknatısı yaklaştırdığımızda bir anlık bir indüksiyon akımı oluşuyor. Ama sonra mevcut durumu artık diyor ki he artık meğerse bu mıknatıs benden uzaklaşıyormuş. O zaman mevcut durum artık bu deyip hemen kabullenebiliyor. Ama o geçiş süresi değil mi? Geçiş süresinde bir hemen ani refleks veriyoruz. Trende de aynı. Frene basar basmaz öne gidiyoruz. Sonra o öne gitme bitiyor fren devam etse bile. Ya da gaza basar basmaz arkaya yaslanıyoruz.
gaz süresince sürekli arkaya arkaya gidecek olsak koltukları delerdik, arka koltuğa giderdik. Onun için ilk andaki değişimlere hep nesneler, insan vücudu vesaire tepki verir. Bir afallar. Bu indüksiyon akımı da aynı şekilde. Bir anlık mıknatısı niye yaklaştırıyorsun? Hop akım oluşturuyor. Mıknatısı niye uzaklaştırıyorsun? Hop akım oluşturuyor. Yönünü de mevcut durumunu koruyacak şekilde. Tamam mı? Evet. Şimdi bir örnek çözelim bunlarla alakalı kitabınızdan. Şekilde diyor ve şekli çizelim isterseniz. Böyle bir yarım dairemsi bir yapımız var. Buna bir de pil bağlamışız. Eksi kutbu, artı kutbu. Bunun şu kısmı böyle yarım çember şeklinde, yarıçapı R. Şu kısmının yüksekliği de R bölü 2. Şurası da manyetik alanın içinde. Şu kısım. Yarım çember kısmı manyetik alanın içinde. Şekilde yarıçapı 0,20 metre olan bir yarım çember ve bu ve 3 doğrusal bölümden oluşan, yani şurası 1, alt taraf 2 ve 3. 3 doğrusal bölümden oluşan iletken bir devre görülüyor. Yarım çember sayfadan dışarıya doğru olan bir manyetik alanın üzerindedir. Gördüğünüz gibi noktalar çizdik. Burası manyetik alan. Ok. Alanın büyüklüğü şu şekilde bir denklemle veriliyormuş. 4t kare artı 2t artı 3. Devrenin bataryanın elektromotor kuvveti, yani devreye sağladığı güç, gücün ölçüsü diyelim, daha doğrusu güç değil, elektromotor kuvveti kısaca diyoruz zaten. 2 volt. 2 voltluk bir pil bağladık yani. Devrenin direnci ise, burada hiç direnç şekli çizmesek de burada bir tel var. Sonuçta bu telin olması bile bir dirençtir. Bu devrenin direnci 2 ohm. Buna göre A şıkkı B alanı tarafından 10 saniyede devrede indüklenen EMK'yı bulunuz. B şıkkı büyüklüğünü ve yönünü bulacağız. B şıkkı da 10. saniyede devredeki akımı bulunuz. Evet. Şimdi bir indüklenen EMK var. Bunu dersimizin bir önceki dersimizde 30'a 2 denklemi, pardon, 30'a 4 denklemiyle verdik. Bir EMK indüklenecek. Niye? Manyetik alanın içinde. Manyetik alanın içinde ise bu manyetik alan değişiyorsa, ki değişiyor. Bakın T'li ifadeler var. Zamana göre değişiyor demek ki. B eşittir 5 deseydi, 5 Tesla, bu soruyu, şurası yok, burası 5 Tesla'ya göre çözelim deseydik A şıkkı sıfırdı. Çünkü bir EMK'nın, bir akımın indüklenmesi için, bir EMK'nın indüklenmesi için devrede manyetik alanın değişme şartı var. Niye? Çünkü biraz önce de anlattığımız ve Faraday yasasında da anlattığımız nedenlerden dolayı. Dolayısıyla biz ifademizi böyle yazdık. Manyetik alan değişiyorsa şey var, değil mi? Bir EMK ortaya çıkar. Ama böyle 5 Tesla olsaydı manyetik alan değişimi sıfır, EMK MMK ortaya çıkmayacaktı. Akım da, bir indüklenen akım da ortaya çıkmayacaktı. Ama böyle değil. Gördüğünüz gibi bizim ifademiz zamana bağlı ve değişiyor anlamına gelirdi. O zaman şimdi biliyoruz ki bu indüklenen EMK manyetik akının değişim, zamana göre değişiminden ortaya çıkacak. Manyetik akı neydi? BA idi. Burada alan değişmediğine göre, değil mi? Aynı alan. Yani alan dediğimiz elektrik devresinin içinden geçen manyetik alanların olduğu bölge. Bu mavi taralı bölge. Bu alan değişmiyor. O zaman A'yı dışarı alalım. Sırf manyetik alanın değişimine bakalım. D bölü dt, manyetik alanın değişimine bakmak için önce manyetik alanın
denklemini yazalım. A, şimdi bu T'ye göre türev alacağız. 8T artı 2, değil mi? O zaman indiklenen EMK A çarpı 8T artı 2. A dediğimiz şeyi yerine yazalım. Buranın alanı ne? Mavi taralı bölge, demin taradığımız yer. Yarım çember olduğu için pi r kare bölü 2. 8T artı 2. Buradan da 4 pi r kare t artı pi r kare. Değil mi? O zaman bize 10. saniyedeki değerini istiyordu. 4 pi r'si 0,2 metrenin karesi, pi'yi 3,14 diye yazarsınız. 0,2'nin karesi t yerine 10. saniye, şurada da saniye var. 10. saniye artı yine pi çarpı 0,2'nin karesi işlemini yaparsak buradan yaklaşık 5,2 voltluk bir indüksiyon EMK'sının oluştuğunu görürüz. Pilin kendi gerilimi 2 voltken bu manyetik alan nedeniyle 5,2 voltluk, yani pilinkinden daha fazla, 2,5 kat bir EMK'nın oluştuğunu görüyoruz. Peki bu EMK hangi yönde? Şimdi bizim devremizde dışarı yönlü, değil mi? Dışarıdan etki yapan dışarı yönlü bir manyetik alan var. O zaman indüksiyon bunu yok edecek yönde oluşacak. Yani içeri yönlü bir manyetik alan oluşacak. Değil mi? O zaman bu indüklenen akımımız hangi yönde oluşmalı? İçeri yönlü bir manyetik alan oluşması için şöyle çizdiğimiz gibi manyetik alanın bu halkada, devrede hangi yönde oluşması lazım? Sağ elimizin dört parmağını hangi yöne kıvırmalıyız ki baş parmak bu artışa karşı koysun? Yani zamanla bütün terimler artı gördüğünüz gibi. T büyüdükçe bu yukarı doğru olan kırmızı okların da şiddeti büyüyor. Yani devrenin içinden geçen manyetik alanın akısı büyüyor, değil mi? Eğer burada eksili terimler olsaydı biraz kafamız karışırdı. Acaba denemek zorunda kalırdık. İşte T yerine 1 koyardık, manyetik alanın değerine bakardık. T yerine 2 koyardık, bakardık. İşte 5 koyardık, bakardık. Zamanla sürekli artıyor mu gerçekten? 10. saniyeye kadar. Ama hepsi artı olduğu için zaten hepsi artı. Demek ki manyetik alan artıyor. O zaman oluşacak olan manyetik indüksiyonla oluşacak olan manyetik alanımız içeri olması lazım. O zaman baş parmak içeriği göstermesi için indüklenen akımımızın bizim bu taraftan oluşması lazım. Sağ elinizin dört parmağını benim çizdiğim şekilde kıvırırsanız manyetik alan içeri doğru olur, değil mi? Kitabınız yanlış yazmış. Şimdi B şıkkı 10. saniyede oluşan akımı bulunuz diyor. Akım nasıldı? Elektrikten de biliyoruz. Devrenin EMK'sı bölü R veya V diyoruz buna yani. Bazı durumlarda, özel durumlarda V bunun adı. Ama en genel hali EMK'sı bölü R. Ama hangi EMK'sı? Net EMK'sı. Bizim indüklenen bir EMK'mız var. Bir de devredeki pilimiz var. E, pil diyelim ona, bölü R. 5,2 eksi pilimiz 2 volttu, bölü 2'ymiş zaten direncimiz. Burada vermiştik soruda. O zaman 3,2 bölü 2'den 1,6 amper diye devredeki akımı da buluruz. İndüklenen akımı. Evet. Herhangi bir soru yoksa kitap buna şu indüklenen akımı biraz orada durakladım. İndüklenen akımın devredeki yönünün saatin tersi yönünde olduğunu söylemiş. Manyetik alanın, oluşan manyetik alanın sayfadan içeri olduğunu söylemesine rağmen yönünün saatin tersi olduğunu söylemiş. Ama ben saatin düzü olduğunu söylüyorum. Yine de benim bir yanlışım varsa siz uyarın ama
Görebildiğim bir şey yok. Saat yönü de oluşuyor indüksiyon enkaz. Şimdi yeni başlık. İndüksiyon ve enerji aktarımları. Enerji aktarımı. Şimdi Lenz yasasına göre gördük ki elektrik devreleri mevcut durumlarını, hallerini korumak istiyor. Yani içindeki manyetik alan çizgileri neyse başlangıçta öyle kalsın istiyor. Biz onu arttırmaya çalıştıkça dışarıdan azaltmaya çalışıyor. Azaltmaya çalıştıkça kendi destek verip artmaya çalışıyor. Dolayısıyla dışarıdan bir mıknatısı mesela devreye ister yaklaştıralım ister uzaklaştıralım. Hep biz bir dirençle karşılaşacağız. Evet, bu da bizim bir iş yapmamız gerektiriyor, değil mi? Çünkü bize karşı bir direnç var. Mevcut durumu korumaya çalışan bir elektrik devremiz var. Mevcut durumu korurken de bize hep zıt iş yapıyor. Yani mıknatısı yaklaştırırken bizim oluşturduğumuz manyetik alanı azaltmaya çalışıyor. Bize zıt karşıdan bir direnç var. Biz mıknatısı elimizle devreden uzaklaştırdıkça bu manyetik alan çizgilerini yine arttırmaya çalışıyor. Oysa biz azaltmaya çalışıyoruz. Yine bize felsefe olarak zıt iş yapıyor, değil mi bu? Dolayısıyla biz hep bir dirençle karşılaşıyoruz. O zaman bizim hep bir iş yapmamız lazım. Dolayısıyla da bir indüklenen akım bu devrede oluşacağı zaman malzeme de yani o bakır telse işte neyse malzemenin bakır telin gösterdiği direnç nedeniyle de değil mi? Bu bir ısınma oluşacak telin içinde. Niye? Çünkü bir karşı gelme var. Mıknatısı biz yaklaştırıyoruz diye düşünün. O zaman bu mıknatısı yaklaştırırken de bize bir karşı koyan güç var. Onun için biz iş yapmak istiyoruz. İş yapmamız gerekir o mıknatısı yaklaştırırken. Ve biz iş yaparken de bu iş enerji korunumundan da fizikliğinden hatırlayacağınız gibi bu yaptığımız iş bir enerji gerektirir. Fakat bu enerji nereye gidecek? Kaybolmayacak. Nerede? İşte o direnmelerden dolayı, bize karşı koymalardan dolayı telin içinde termal enerji üretilecek. Bakır telimizin içinde. Evet. Mıknatısı da biz elimizle bu devreye ne kadar hızlı hareket edersek yaptığımız iş de o kadar hızlı olur. Dolayısıyla devredeki termal enerji de o kadar hızlı ortaya çıkar. Tamam mı? Yani birbirine bağlantılı şeyler. Şimdi bir şekil çizelim. Birazcık somutlaştıralım işleri. Şimdi böyle bir tel çerçeveniz var. Bakır telinizi böyle dikdörtgen şeklinde büktünüz. Böyle bir manyetik alan içinde. Pardon. Şöyle bir kısmı manyetik alan içinde olsun. Bir kısmı da boşta. Şimdi bu manyetik alanın içindeki kısmı var. Bir de manyetik alan içinde olmayan kısmı var. Bu telimizin genişliği yani şu kısmı L olsun. İşte manyetik alanımızın alanı alt genişliği B olsun. Ve bizim de işte telimizin manyetik alan içinde kalan kısmı sürekli değişecek. Biz çekeceğiz birazdan teli. X olsun. Değişiyor sürekli. Bu X'i şu yukarıdaki X'lerle karıştırmayalım. Kırmızı çizdim zaten. Bu X manyetik alanımızdaki telimizin genişliği. Telimiz manyetik alanın bu çizgilerine dik. Yani bir odanın içinde yukarıdan aşağı doğru manyetik alan var. Biz odanın zeminine paralel olarak bir bakır teli şimdi hareket ettiriyoruz. Odadan dışarı çıkartıyoruz. Oda burada bitti. Odadan dışarı manyetik alanı bakır teli çıkartmaya çalışıyoruz. Sağa doğru bir kuvvet uygulayarak elimizle çekiyoruz. Şimdi ve sabit bir hızla çekmek isteyelim. Yavaş yavaş sabit hızla çekelim.
Şimdi geçen dersimizde söylemiştik ki bu manyetik alanların değişiminin olabilmesi için nesnelerin birbirine göre bağlı hareketi lazım. Yani demin bir tel halka çizmiştik. Ona mıknatıs yaklaştırmıştık ya. Mıknatıs hareketli diye bu indüksiyon akımı oluşmaz demiştik. Çünkü mıknatısla birlikte aynı şekilde altındaki tel halkayı da hareket ettirirsek aynı süratle, aynı hızla bunların birbirine göre bağlı hareketi olmayacağı için bir indüklenen akım görmeyiz. Onun için bağlı hareket önemli diye geçen ders üstüne basa basa vurgulamıştık. Şimdi burada gördüğünüz gibi manyetik alan odanın içinde sabit. Biz bu teli çıkartıyoruz. Dolayısıyla bir göreli hareket var birbirine göre, değil mi? Bir bağlı hareket var. O zaman indiklenen akım şartımız sağlanmış oldu. Biz bu teli çektikçe bu tel çerçevenin içinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı azalacak, değil mi? İşte telimiz çektik buraya kadar geldi. Eskiden 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 2, 10, 10 tane manyetik alan çizgisi vardı. Şimdi bakın 3 tane oldu. Manyetik akı değişti. Manyetik akı değişiyorsa bu telde bir akım indüklenecek. Değil mi? Şimdi devreye uygulayacağımız kuvvet, bu kuvvetimiz sabit olmalı. Sabit bir hız elde edebilmemiz için. Şimdi bu cümleyi kurunca itirazlarınızın gelmesi lazım. Sabit bir kuvvet, sabit hızı nasıl oluşturuyor? Devreye uygulayacağımız kuvvetin sabit olması lazım ki ben bu teli odanın dışına sabit hızla çıkartabileyim. Şimdi aklınızdaki soru şu. Sabit hız için kuvvetin olmaması lazım. Biz mekanikten biliyoruz. Çünkü eğer kuvvet varsa ivme vardır. İvme demek hız değişimi demek. Sabit hız diyoruz, hız değişimi diyoruz. Nasıl olacak bu iş? Uygulayacağımız kuvvet sabit olacak. Çünkü biraz önceki bu şekli çizmeden önce neyi vurguladık? Bir dirençle karşılaşıyoruz zaten. Yani bizim yenmemiz gereken bir kuvvet var. Biz öyle bir kuvvet uygulayalım ki bizim zıttımıza çalışan, yenmemiz gereken bu kuvveti nötrleyelim. Dolayısıyla aslında net olarak devrede bir kuvvet kalmasın. Net olarak devrede bir kuvvet kalmayınca da akım şeyden ivmeden söz edemeyeceğiz. İvmeden söz edemeyince de hızımız sabit olacak. Onun için bir sabit kuvvet uygulamalıyız. Bize karşı koyana eşit büyüklükte sabit kuvvet uygulayalım ki net kuvvet sıfır olsun. Değil mi? Yani bize engelleyecek olan, bize karşı koyacak olan kuvvete, görmediğimiz bir kuvveti yok edecek şekilde bir kuvvet uygulayalım sabit. Neticesinde sabit hızla hareket edelim. Şimdi bu durumda bir iş yapacağız, değil mi? Demin de söylediğimiz gibi bir dışarıdan yapacağımız bu iş pozitif bir iş olacak. Bu da devrede bir termal enerji açığa çıkartacak demiştik. Şimdi bu işin birim zamandaki yani W bölü T'ye biz ne diyorduk? Güç. İşin birim zamandaki ne kadar yapıldığına bakmak istersek yani güce o zaman biz W'nun Fx olduğunu biliyoruz. Değil mi? Kuvvet çarpı yol. X bölü T'nin de mekanikten sabit hızla hareket ettirdiğimize göre X bölü T hızdır. Sabit hızla hareket ettirmeseydik buradaki X bölü T'ye hız yazamazdık. Sabit hız olduğu için X eşittir VT'den biliyoruz ki bu V. O zaman bizim uygulayacağımız gücün bu teli manyetik alandan dışarı çıkartmak için uygulayacağımız gücün F çarpı V olduğunu buluruz. Bunu zaten daha önce de türettiğimiz bir denklem. Sürekli içerideki hareket ettirdikçe manyetik alan çizgileri azalıyor. Yani akı azalıyor, değil mi? Ve şimdi ortaya bir akım çıkacak. Bu akımın hangi tarafa çıktığını bulalım. Sağa doğru geçerken içerideki manyetik alan çizgileri azaldığı için Lenz yasasından ne olacak? Bunu destekleyecek şekilde hemen takviyeler gelecek, değil mi? Böyle. İşte bir birim kaydırdım, iki taneyi eksilttim, hemen iki tane takviye gelecek. Böyle bir manyetik alanın oluşması için de sağ el kuralıyla bizim indüksiyon akımımızın bu şekilde olması lazım. Değil mi? Sağ elinizin dört parmağını akım yönünde tutun. Baş parmak ekrandan içeri girecek. Yani istediğimiz bu destekleyici manyetik alan çizgilerini oluşturmak.
üzerine bir çevrimde dönecek bu akımımız. Şimdi biraz daha matematiksel bir inceleme yapalım. Biz bu tel çerçeveyi kaydırdıkça manyetik alanın içinden kalan uzak bu telin uzunluğu x kısmı değişecek, değil mi? Peki biz akının fi eşittir BA olduğunu biliyorduk, manyetik akının. A ne? Şu an bu resme bakın. A dediğimiz şey manyetik alanın işgal ettiği alan tel çerçevenin içinde. O taradığım yer. Yani L çarpı X. O zaman B, L, X yazalım. Bunu biz çektikçe teli, bu X küçülecek, manyetik akı da küçülecek. Değil mi? Burası değişken bir ifade. B, L, X. Peki bu indüksiyon EMK'sı ve akımı oluşturacaktı. İşte o oluşan indüksiyon EMK'sı ne? Bu D, Fi, B'nin zamanla değişimi. Neymiş D, Fi, B? B, L, X bölü D, T. O zaman indüksiyon akımımız B sabit, dışarıdaki manyetik alanımız. L, telin bu kısmı sabit, dışarı aldık. D, X bölü D, T. Yani bu X'in uzunluğun zamanla değişimi. Bu bize neyi gösterecek? Hızı verecek, değil mi? Bu X ne kadar hızlı küçülürse o kadar hızlı hareket ediyordu çerçevemiz. Dx bölü dt. Hız. Bize hızı verecek. İşte bu indiklenen EMK'nın bu durumda değerini böyle buluruz. Peki indiklenen akım nedir? EMK bölü R olduğuna göre. V bölü R. O zaman BL V bölü R. Bu da indiklenen akım. Bu durumda. Peki biraz da farklı bir detaylı analize devam edelim. Şimdi bu tel, daha önceki bölümde gördük ki manyetik alan içindeki tellere bir kuvvet etki eder. Bu tellere kuvvet etki ediyor mu biz böyle çekerken? Neydi bağıntımız? F eşittir manyetik kuvvet. I, L, B'ydi. Değil mi? Manyetik alan içerisinde bulunan L uzunluklu bir düz tele I akım taşıyan etkiyen manyetik kuvvet. Şimdi burada yönü ne? Sağ elinizi L'den B'ye kıvıracaksınız. O zaman şu kısım için bu yönde L'niz var. Çünkü akım bu yönde akıyor. Sağ elimizi dört parmağını bu yönden ekranın içine doğru, yani manyetik alanın gittiği yöne doğru kıvırırsak telin şu kenarına böyle bir F1 kuvveti etki eder. Akım burada böyle dönüyor. Şimdi böylesine, yani dört parmağınızı şöyle sola doğru tutup ekranda aşağı kıvırırsanız manyetik alan yönüne, L çarpı B işlemini yaparsanız buradaki etkinin de F2 diyelim bu kuvveti, aşağı yönlü olduğunu bulursunuz. Aynı şekilde akımımız şu yönde akıyor burada giderken, telin şu kısmında giderken. Dört parmağınızı yukarı tutup, önce ekranda yukarı tutun. Sonra manyetik alan aşağı olduğu için aşağı doğru kıvırın. Baş parmağınız şu tarafı gösterecek. Burada F1 ile F2 birbirine eşit götürür. Biri yukarı çekiyor, biri aşağı çekiyor, birbirini dengeliyor. İşte F3 diye bir kuvvet var. Siz bu F ile çekmeye çalıştıkça sağa doğru, size engelleyen o demin görmediğimiz kuvvet var demiştik ya, o işte F3. Siz bu F3'ü yenmek zorundasınız. Kitabınız ona F1 demiş ama ben F3 dedim. Baksaydım kitaba ben de F1 derdim de. F3. O zaman bizim uyguladığımız kuvvet eksi yönde F3 kadar olmalı ki birbirini bunlar dengelesin. Net kuvvet kalmasın. Hızım ne olsun? Sabit olsun. O zaman biz bunu şu durumda, şu an şu işlemi vektörden kurtaralım. I çarpı L ile B birbirine dik olduğu için L, B, sinüs 90 yazacağız. O zaman I, L, B, sinüs 91 olduğu için yazabilirim, değil mi? Peki I neymiş? Bakın yukarıda bulduk indüklenen akım. Bu durumda akımımız. Çünkü indüklenen akım, başka bir pil mil yok. B, L, V bölü R'ydi demin bulduk. O zaman bir L, B de burada var, bir L de burada var. B kare, L kare, V bölü R. Bu bizim
uygulamamız gereken kuvvetin büyüklüğü. Peki P'yi de bulalım buradan. F çarpı V demiştik. O zaman F'yi yerine yazalım. 1 V de buradan geldi. B kare, L kare, V kare bölü R de bizim ne kadarlık iş yapmamız gerektiğini gösteren bağıntı. Bu kadarlık dışarıdan iş yapıyoruz bu teli odanın dışına çıkartmak için ve bu yaptığımız işin karşılığı bir enerji var ve bu enerji yok olmayacak dedik. Bu devrede termal enerjiye dönüşecek. Isınacak bu devre biz çektikçe. Teller ısınacak. Peki elektrikten ne biliyoruz? Bir akım varsa devrede akımın karesi çarpı direnci yazarsanız bulursunuz. Bir de böyle bakalım bakayım. İ'yi ne bulmuştuk? BLV bölü R. BLV bölü R'nin karesi R yazarsak B kare, L kare, V kare bölü R'ler gitti. Aşağıda bir R karenin bir tanesi gitti yukarıdakiyle R kaldı. Bakın bu iki P birbirine eşit. Yani sizin dışarıdan yaptığınız iş ya da dışarıdan uyguladığınız güç, birim zamandaki iş, devrede açığa çıkan ısı enerjisiyle, ısı nedeniyle açığa çıkan birim zamanda açığa çıkan güce eşit. Bakın, enerji korundu. Çelişen bir durum yok. Gördüğünüz gibi. Devreyi çekmek için yaptığımız iş tam olarak devrede termal enerji olarak açığa çıkar. Bu kadar iş yaptık birim zamanda bu kadar termal enerji açığa çıktı. Yaptığım kadarının birebirini ısıya dönüştürmüş oldum. Arada herhangi bir kayıp yok. Evet, bir başlık daha işleyelim. İndüktörlere kadar bu bölümü tamamlamış olalım. İndüklenmiş elektrik alanlar. Şimdi buraya kadar bu bölümde 30. bölümde manyetik alanın değişiminin bir akım indüklediği yani ortaya bir akım çıkarttığı ya da bir elektromotor kuvveti çıkarttığını indüklenmiş EMK'yı gördük. 30. bölümde bu işlediğimiz noktaya kadar. Fakat acaba akım çıkıyor ve bir EMK ortaya çıkıyor. Bunlar hep elektrikle ilgili kavramlar. Elektrikte elektrik alan var. Oysa biz manyetik alanla bir akım ve EMK ortaya çıkarıyoruz. Acaba bu manyetik alanla elektrik alan arasında bir ilişki var mı? Yani bu manyetik alanın değişimi acaba bir elektrik alanın indüklenmesine neden oluyor mu? Bu merak ortaya çıktı. Görüyorsunuz her şey üstüne koyula koyula gidiyor ve bilimin merak olduğunu buradan da görüyoruz. Yani tamam, mıknatısı bir devreye yaklaştırdık, akım gözledik. Orada bitmemiş, merak var. Akımı gözledik ama bu akımın yönü ne? Lenz çıkmış, onu merak edip onu bulmuş. E tamam, bunları gözledik, güzel. E bunun temelinde acaba ne var? Bir elektrik alan mı oluşuyor ortada? Merak üstüne koyuyoruz, gidiyor. Bilim böyle işte, çığ gibi böyle büyür, değil mi? Şimdi bir manyetik alanımız olsun yine. Şöyle. Böyle bir manyetik alanımız var bir bölgede ve oraya bir halka koyalım. Şu şekilde bir tel halka. Yine bakır teli büktük. R yarıçaplı bir tel halka. Şimdi bu manyetik alanın şiddetini de düzgün bir şekilde arttıralım. Örneğin. B artsın. B artıyor demek ne demek? Manyetik akı da artıyor demek. Yani manyetik alanın çizgileri, bu telin içinden geçen çizgi sayısı da artıyor demek. 1'di 3 oldu. 3'lü 5 olacak. Değil mi? Manyetik akı artıyor. Dolayısıyla manyetik akı arttıkça tel ne diyecek? Benim içimden bir çizgi geçiyordu. 3 yaptın, 5 yaptın. Sürekli bunu arttırmaya çalışıyorsun. Ben sana karşı koyacağım deyip tel bu yönde bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Sağ el kuralına göre de bunun yolu indüklenen akımın saat yönünün tersine dönmesi, değil mi? 4 parmağınızı saat yönünün tersine çevirin, baş parmak dışarıyı gösterir.
Dolayısıyla bir indüklenen akım, indüklenen elektromotor motor kuvveti oluştu. Evet. Peki, şimdi artık bu bakır telimizde bir akım var. Peki biz elektrik konusunda gördük ki akım ne demek? O telin içinde, o ortamın içinde yüklerin, elektronların ya da akışı. Peki bu yükler, elektronlar nasıl akıyor o telin içinde? Biri ittirecek ya da bir elektrik alan oluşuyordu. Hatırlayın. Ve bu elektrik alanın bu elektronlar ya da yükler üzerinde iş yapması gerekiyordu. Bu elektrik alan sayesinde şöyle basit hatırlatma. Artı eksi levhanız var. Buraya bir elektron koydunuz eksi yüklü. Ne olur? Bu eksi yüklü bu artı yüke doğru, artı levhaya doğru hareket eder. Niye? Çünkü artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var. Değil mi? Negatif yükler alanın zıttı yönde hareket eder. Demek ki elektrik yüklerinin hareket etmesi için bir elektrik alana ihtiyaç var. Burada da indüksiyon akımı diyoruz ama akım ne? İçerideki yüklerin hareketi. Bu yüklerin hareket edebilmesi için demek ki bir elektrik alanı olması lazım. Ve bu elektrik alan da bir iş yaparak bu yükleri hareket ettirmesi lazım. Peki bu elektrik alan nereden oluşacak? Akım oluştuysa bu elektrik alan da olması lazım o zaman mutlaka. İşte bu değişen manyetik alanlar demek ki özünde elektrik alanı indükliyorlar. Alanın indüklenmesi neden sebep olur? Değişen manyetik alan, artan manyetik alan ya da azalan manyetik alan. Elektrik alanının indüklenmesine neden olur. Bu da bakır tel içinde ya da her neyse elektrik yüklerinin hareket etmesini sağlar. Tamamen gerçek. Sizin bir Q yükünüz olsa onun çevresinde nasıl elektrik alan oluyorsa aynı bu da onunla birebir özellikte aynı karakterde bir elektrik alan. Nasıl ortaya çıkarttık bunu? Ortada Q mu yükü yok. Manyetik alanı değiştirerek ortaya çıkarttık. Tamam mı? Değişen manyetik alanlar bu çok önemli bir kavram. İleride Maxwell denklemini görünce denklemlerini buna tekrar döneceğiz. Değişen manyetik alan elektrik alan oluşturur. Şimdi burada bakır halka varmış gibi düşünerek yaptım. Burada bakır halka olmasa bile şu kırmızıyla çizdiğimiz herhangi bir bölgede manyetik alan var. Yani mıknatıs var bu civarda. Dolayısıyla bir manyetik alan var, değil mi? Biz bu bölgedeki manyetik alanı değiştirsek bile burada bir tel olmasa bile pardon, bu manyetik alanı değiştirsek bu bölgede kendiliğinden ortaya çıkan bir elektrik alanın olduğunu gözleriz. İlla ki burada bir halka malka olmasına gerek yok. Halkayı giriş yapmak için, daha iyi öğrenmeniz için örnek verdik. Ama halkanın varlığı ya da yokluğundan bağımsız olarak bir bölgede manyetik alan değişiyorsa o bölgede mutlaka gözlenen bir elektrik alanı vardır demektir. Evet. Şimdi ve bu elektrik alanı da hangi yönde oluşur? Burada bu şekil üzerinde onu çizelim. Şuradaki şekilde yine benzer böyle teğet. Elektrik alan çizgileri. Bu hayali çizeceğimiz bir çembere teğet. İşte sağ tarafta böyle yukarı doğru, sol çaprazda aşağı çapraza doğru olacak şekilde çembere teğettir. Bir tanesini çizdim. Kitabınızda yani bunun gibi böyle farklı yarıçapta çemberler çizebilirsiniz. Her yerde var bu çemberlerde. Ama manyetik alanımız böyle bir çember oluşturuyor. Daha doğrusu hayali çembere teğet şekilde ortaya çıkıyor.
Eğer bu bölgedeki manyetik alanı değiştirmezsek bir manyetik alanın değişiminden söz edemeyiz. O zaman bir elektrik alanın da ortada olmayacağı kanısına varabiliriz. Tek koşulumuz manyetik alanın değişmesi. Değil mi? Değişmiyorsa elektrik alan da yok. Elektrik alan çizgisi de yok. Artıyorsa da azalıyorsa da yine bu elektrik alan ortaya çıkar. Artıyorsa mesela bu saat yönünün tersinde çıkıyorken manyetik alanı azaltın bu bölgede. Bu sefer saat yönünde çıkar manyetik alan. Artması ve azaltması, pardon, elektrik alan. Artması ve azalması elektrik alanın yönünü belirliyor. Şimdi burada bir Q0 yükümüz olsun. Bu B manyetik alanı içinde bir Q yükümüz olsun. Q0 diyelim ona. Bu Q yüküne şu an manyetik kuvvet etki ediyor sadece. Ama manyetik alanı değiştirirsek, değil mi? Ortaya elektrik alan da çıkacak ve bu Q0 yüküne ayrıca elektrik alan tarafından bir kuvvet de etki edecek ve bu Q0 yükü olsun diyelim burada. Bu Q0 yüküne bir kuvvet etki edecek. Q çarpı E kadar ve bu bir iş yapacak. Daha önceki bölümlerde elektrik konusunda gördük. Neydi bu iş? Q0 çarpı oradaki EMK. Değil mi? Biz işin ne olduğunu biliyoruz mekanikten beri. F çarpı DS. F çarpı X ya da integralsiz halde yazarsak F çarpı X. Peki neymiş o zaman? F çarpı DS. Elektrik kuvvetimiz ne? Demin söyledik. Q0 çarpı E. QE'ydi değil mi? Elektrik konusunu hatırlarsınız. DS ne? Burada şimdi bu elektrik alanımız böyle bir çember şeklinde teğet ise değil mi? O zaman buraya koyacağımız Q yükü, Q0 yükü ne olacak? Böyle çembersel bir yol izleyecek. Çünkü elektrik alan bakın burada nasıl bir yol izletti? Kendi doğrultusunda yol izlettiriyor elektrona. Burada da kendi güzergahında bir yolu izlettirecek bu Q0 yüküne. O zaman bizim yolumuz DS dediğimizin toplamı buradan başlayıp burada bitecek. Yani 2 pi r kadar. Çemberin çevresi kadar. Q0'lar giderse biz E'nin ne olduğunu görürüz. Epsilon'un 2 pi r E. Yani herhangi bir kapalı yolda bir güzergahta hareket eden bir yükümüz, Q0 yükümüz onun üzerine yapılan iş bu. Daha genel yazarsak integralimizi kapalı olarak yazıyoruz. Değil mi? Nasıl yazıyorduk? Kapalı bir yolda yapılan iş. F yerine QE yazarsak yine Q0 kapalı yol integralimiz E DS. W yerine yine Q0 E'yi düşünürsek o zaman epsilon düşünürsek yani şurada başına en soldaki ile en sağdakini yine birbirine eşitlersek en genel hali bu EMK'nın E çarpı DS. Tamam. Yolunuz işte bir çemberse E'miz sabit, DS'miz 2 pi r olacak. Bu formüle indirgeneceğiz. Yani şu iki kutu içine aldığım formül birbirinin aynısı. İntegralin alınmış hali yukarıdaki kutu. Peki bu EMK nasıl ortaya çıkıyordu? Manyetik akının değişimiyle, değil mi? O zaman biz E epsilon yerine ne yazabiliyormuşuz? E çarpı DS. Şu son kutunun içinden yazdım. Bu neye eşitmiş? Manyetik akının değişimine. İşte bu Faraday yasası. Değişen bir manyetik alan sağ taraf. Değişen bir manyetik alan. Eksi. Değişen bir manyetik alan bir elektrik alan oluştururun matematiksel olarak yazılımı bu. Şimdi burada bizim elektrik alanımız durgun bir Q yükünden değil oluşmak değil mi? Bir masanın üstüne Q yükünü koyarsak artı yük kendinden dışarı doğru elektrik alan oluşturuyor değil mi? Şöyle.
1 artı Q2'miz var. Elektrikten hatırlayın. Bunun böyle kendinden dışarı doğru, radyal doğrultuda elektrik alanı oluşuyordu. Eksi Q2'ni koyarsak masanın üstüne, kendine doğru gene radyal doğrultuda, pardon, bir elektrik alan içeri doğru oluşuyordu, değil mi? Şimdi burada da bir elektrik alan oluştu. Ama nasıl oluştu? Çembersel şekilde. Şöyle bir elektrik alan oluştu. Çünkü böyle bir elektrik alan oluşacak ki böyle bir akım oluştursun. En soldaki şekildeki gibi. Şimdi değişen manyetik alanlar da durgun Q yükleri de bir elektrik alan oluşturuyor sonuçta. Ve bunların ikisinin iki elektrik alanında birbirinden hiçbir farkı olmadığını söyledik. Ama tek farkı yönsel. Durgun yükler kendinden dışarı doğru ya da içeri doğru radyal doğrultuda elektrik alan oluştururlar. Ama değişen manyetik alanlar gördüğünüz gibi böyle halka şeklinde elektrik alan oluştururlar. İkisinin arasındaki fark bu. Dolayısıyla bakın bu statik yüklerin oluşturduğu artı ve eksi Q yüklerin oluşturduğu elektrik alanlar için potansiyel ifadesini tanımlayabiliriz. Ne demek potansiyel? İki nokta arasındaki elektrik alanın farkı. Yani şuradaki elektrik alan değeriyle buradaki aynı değildir. Dolayısıyla buradaki elektrik potansiyeli ile buradaki elektrik potansiyeli farklıdır. Potansiyel farkı tanımlayabiliriz. Çünkü zamanla uzaklaştıkça değişiyor elektrik alan. Ama burada öyle bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi merkezden aynı uzaklıklarda böyle bir potansiyel farkını tanımlayacağımız bir şey yok. Onun için elektrik potansiyeli sadece statik yükler tarafından oluşturuluyorsa elektrik alan bir anlam ifade ediyor potansiyel kavramı. Eğer manyetik alanın değişimiyle, indüklemeyle oluşuyorsa elektrik alan, elektrik potansiyel kavramının hiçbir anlamı yok. Çünkü potansiyel fark diye bir şeyden söz edemeyiz. Ancak şu iki şeklin, bu şekilde bu şeklin farkına bakarsak ancak ne demek istediğimizi daha iyi anlayabiliriz. Değil mi? Şimdi nasıl tanımlamıştık elektrik potansiyeli? Nasıldı? Şuraya yazalım. Bir son nokta ile iki nokta arasındaki veya V2 ile V1 noktaları arasındaki potansiyel fark nasıldı? İşte birden ikiye kadar elektrik alanın değişiminin çizgi integraliydi. Elektrik konusundan hatırlıyorsunuz geçen dönem. Eğer bu kapalı bir integral ise yani elektrik alanımızın oluştuğu şekil kapalı bir integral veriyorsa bize yani 1 ile 2 noktaları aynı noktalar ise o zaman V2 dediğimiz şey de V1 olacak. Dolayısıyla birden 1'e kadar EDS olacak. Şurası ne oldu? 0. Böyle birden 1'e kadar EDS demek işte aslında kapalı yol integral demek. Eksiye artık gerek yok. Aynı başladığımız yerden bittiğimiz yere geldik demek. İşte bu şunun muadili bu. E çarpı DS. Değil mi? Niye böyle? Şu şekil için. Çünkü bakın buradan harekete başlayalım. Elektrik alan çizgileri üzerinde hareket edeceğim. Buradan başladım. Bir sürü yol aldım. 2 pi r kadar. Gene buraya geldim. Peki bir potansiyelde değişme var mı? Veya buradan geldim buraya. Potansiyelde bir değişim var mı? Elektrik alanın çizgileri üzerinde hareket ediyorum ama koşul o. Çünkü burada da aynı şekilde bakın elektrik alanın çizgileri üzerinde hareket ediyorum. Bu noktadan bu noktaya geldim. Potansiyel değişiyor. Uzaklaştık mantık olarak. Ama burada bu noktadan bu noktaya geldim. Değişmiyor aynı potansiyel. Neydi potansiyelin ifadesi? KQ bölü R. Aynı R'deyim. Değil mi? Buraya geldim aynı R'deyim. Potansiyel değişmiyor. Bir tur attım. Yapabileceğim en iyisini yaptım ve bir tur attım. Çok fazla yol aldım. Aynı yere geldim. Sıfır. Değişim hala sıfır. Kapalı elektrik alanının çizgi integrali kapalı yol boyunca sıfır. Değil mi? Değişen manyetik alanın oluşturduğu bir elektrik alan bu. Şimdi fakat değişen bir manyetik alanımız varsa biz ne gördük demin? Nerede? Şurada. Şu kutucuk. Bir değişen manyetik alan varsa
pardon şu kutucuk aslında. Faraday yasasını gördük değil mi? Bir manyetik alanın değişimi elektrik alan oluşturuyordu. Burada da farklı bir inceleme yaptık. Bu E çarpı DS'nin kapalı integralinin sıfır olduğunu bulduk. Biraz önce E çarpı DS'nin kapalı integralinin eksi dφ bölü dt olduğunu bulmuştuk. Çelişki var arada. Hangisi doğru? O zaman şunu diyeceğiz. Biz indükleme ile oluşan elektrik alanların varlığı durumunda böyle bir potansiyel fark incelemesini yapamayız. Çünkü anlamı yok. İndüklenen elektrik alanlar için potansiyel kavramından bahsedemeyiz dediğimiz buydu. Bahsettiğimiz takdirde çıkmaza gidiyoruz. Böyle bir bağıntı elde ediyoruz. Oysa bizim gözlemlerimiz bağıntının bu olduğu yönünde. Sıfır değil yani. O zaman potansiyel anlamsız bir ifade. Burada potansiyel kavramından bahsetmek saçma. Bahsedemeyiz. Burada öyle bir ilişki yok. Yani şöyle uç örnek verelim. Manyetik alanın değişimiyle ortaya çıkan elektrik alan atıyorum neyle ilişkili olsun? Suyun kaldırma kuvvetiyle ilişkisi var gibi bir şey. Potansiyelle ilişkisi var demek. Bu ortaya çıkan elektrik alanın suyun kaldırma kuvvetiyle ilişkisi ne derecede var ise bu elektrik alanın bu durumdaki elektrik potansiyelle ilişkisi de aynı o derecede alakasız. Dolayısıyla böyle bir inceleme yapamayız. Tamam mı? Şimdi bir örnek çözerek bugünkü dersi tamamlayabiliriz. Şimdi yine bu bir manyetik alanımız var sayfadan içeri doğru. Ve bu manyetik alanda işte şekil 30-11'in manyetik alanı. Bir hayali halkamız var. Şöyle. Bu hayali halkanın yarıçapı 8,5 cm ve buradaki manyetik alanımız değişiyor. Manyetik alanın değişiminin hızını dB bölü dt 0,13 tesla bölü saniye olarak vermiş. Saniyede 0,13 tesla kadar değişiyor. Şimdi manyetik alanın A şıkkı içinde merkezden R kadar uzaklıkta, şu kadar küçük R kadar uzaklıkta noktalarda indüklenmiş elektrik alanın büyüklüğünü veren ifadeyi bulunuz. Ve R eşittir 5,2 santimetre için bu ifadenin sayısal değerini bulunuz. Bu R, pardon yanlış söyledim ben. Bu R şeyin R'si. Yanlış çözdük. Soruyu iyi okumadan yaparsak böyle olur. Bu R dediğimiz şey manyetik alanın bulunduğu bölgenin yarıçapı. Yani şöyle bir yarıçapta manyetik alanımız 8,5 müydü? Evet, böyle. Manyetik alanımız böyle bir dairesel alanı kaplıyor gibi düşünelim. Şimdi diyor ki merkezden küçük r kadar uzaklıkta oluşan böyle bir teğetsel, çembersel bir elektrik alanım olacak. Bunun için bir ifade bulunuz elektrik alan için ve 5,2. santimde yani şurası 5,2 iken ki buradaki elektrik alanın değerini bulunuz. Şimdi neydi? E çarpı ds eşittir. Nedir bu? dφ bölü dt değil mi? dφ bölü dt. Şimdi E çarpı ds nedir? Elektrik alanımızın yönüyle ds yolumuz birbirine paralel değil mi? Bakın. Elektrik alan çünkü çembere teğet. Çemberin yolu da çembere teğet. O zaman birbirine paralel. Skaler çarpımı olduğu için, paralel olduğu için kosinüs 0, 1 verecek. EDS olacak. Elektrik alan integralin dışına çıkar sabit. DS yolumuzda 1 kapalı yol boyunca 2 pi r olacağı için sol taraf bu hale geldi. Sağ taraf D fi dediğimiz şey neydi? B çarpı A idi. Değil mi? B çarpı A. Buradaki alanımız ne? Manyetik alanın kapladığı alan pi r kare bölü dt yazdık. Şimdi buradan E çarpı 2 pi r eşittir. B manyetik alanımız var. Pi sabit sayı, r sabit sayı. R kareyi dışarı aldık. O zaman db bölü dt oldu burası. O zaman elektrik alanımız yanındaki 2 pi r'yi diğer tarafa alırsak pi'ler gider, r'lerin biri gider.
1 bölü 2 kalır. R bölü 2 dB bölü dt oldu. E şimdi 5,2 santimetre için yaparsak bu işlemi 5,2 bölü 2 dB bölü dt'nin de soruda 0,13 Tesla bölü saniye olduğunu vermişti. Bu tabii santimetre cinsinden değil mi? Bunu 10 üzeri eksi 2 yazalım. Tekrar yazayım isterseniz. 5,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 0,13 Tesla değişim. O zaman 3,4 milivolt bölü metre. Elektrik alanımızın büyüklüğü. Değil mi? Bu uzaklıkta oluşan elektrik alanın büyüklüğünü bulduk. Peki B şıkkı diyor ki, bu A şıkkıydı. B şıkkı da diyor ki, manyetik alanın dışında merkezden R yarıçapı uzaklıktaki bir nokta için aynı işlemi yapın ve R'yi 12,5 için bunu sayısal olarak değerlendirin. Şimdi bu durumda da yine neyimiz değişecek bizim? Bu sefer şu işlemlerimiz yine aynı. E çarpı 2 pi r. Bu sefer manyetik alanımız B çarpı pi r kare, büyük r kare. Demin küçük r kare aldıydık çünkü bize buranın alanı lazımdı. Şimdi dışarıdaki bir nokta olduğu için maksimum zaten büyük r kare diye alabiliriz. Dt. Burada işlemleri düzenlersek bu sefer büyük r kare bölü 2r db bölü dt olur. Bu da dışarıdaki bir bölgede oluşacak elektrik alanı veren ifade. Burada yine 12,5 santimetreyi küçük r olarak yerine yazarsak büyük r yerine 8,5 santimetreyi yazalım. Küçük r yerine 12,5 santimetreyi yazalım. Yine db bölü dt 0,13. O zaman sonucu yazayım ben. 3,8 milivolt bölü metre. Yani manyetik alanın dışında bile illa içinde olmasına gerek yok. Dış tarafında bile bir elektrik alan oluyor. Yani bir odanın içine mıknatıs koyun. Odanın tavanını mıknatısın N kutbuna ayarlayın. Mesela tavana mıknatıs koyduk. Komple kapladık. Ve N kutbu tavanda. Ve odanın içinde yukarıdan aşağı bir manyetik alan oluşacak değil mi? Ve bu manyetik alan şiddetini sürekli değiştirin. Bu işi işte oturma odanızda yapıyor olun. Manyetik alanı değiştirdikçe yandaki mutfakta bir elektrik alan oluştuğunu göreceksiniz. Odanın içinde zaten oluşur. Çünkü manyetik alan değiştikçe elektrik alan oluştuğunu artık özümsedik, oluşur. Odanın içini bırakın ama odanın dışında bile mutfakta, salonda bir elektrik alanın oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi indiktörler ve induktans başlığı var. Bu artık elektrik devreleri yani RL devreleri falan artık ayrı bir konu. Yani bu değişimlerin elektrikte devrelerde bize ne getireceğini inceleyeceğiz. Onu öbür derse bırakalım. Bugünkü dersi burada.